Suyu da derin. Burada yüzülür gerçekten. Erdal. Gidelim, uzak mı? Silah var mı sizde? Yok. Silah yok. Bıçak var mı? Hiç. Bıçak da yok. Ne var? Hiçbir şey yok. Allah'a emanet, gidelim de o. Bir de düştüğünü düşünsene abi, hangisine bir de var? Sinan abi, zayıf koyunlar değil, en etli koyunlardı. En güçlü, en etli, en kilolu. Öyle kuzu vardı ki, erkek kuzu biz iki kişi yerden kaldıramıyorduk yani. En güçlüler böyle. Hani nasıl biz şimdi üçümüz düşelim bir yere, sen ölürsün orada. Hani ben zaten gibi olmadım. Koruyordu, bir tane boz ayı vardı. Köpek müpek hiçbir şey dinlemiyor. 20 günde 20 tane koyunlarını yemişti. Diyordu çoban, diyor her gece geliyor. Diyor biz koyunu onun korkusundan karanlık çöktü ya, yataktan çıkaramıyorduk. Diyor böyle geliyor, bir tanesini tutuyor. Diyor köpekler saldırıyor. Köpeğe böyle böyle pençe atıyor. Ondan sonra alıp götürüp yiyor. Her gece, her gece. Şu karşıda. Buranın ayısı da biraz böyle etçil. Etçil. Çok etçil, çok. Etçil olduğundan biraz daha fazla saldırgan oluyor. Çok saldırgan. Bir gece bizim köpekler bir ayıyı, tam şu kayalık var ya, sivri kayalık, oraya sıkıştırdı ayıyı. Şimdi bütün köpekler etrafını sardılar. Hayvan da kaçacak bir yer bulamadı. Ve geldi dimdik bu kayanın üzerine düştü. Dimdik kayanın üzerinde durduk, köpekler sağdan soldan saldırınca biz de üzerine doğru gittik. Aslında bizim amacımız görüntüyü almaktı. Ya çok yakından bir görüntü almaktı. Hayvan bizi görünce Sinan abi şu kayalıktan atladı. Şuradan geldik abi, buradan suya inecektik biliyor musun? Şuradan şimdi burası kötü. Ama şu üst tarafa çıktı mı biraz daha rahat yolu. Koyunun yarısı geçti bu tarafa doğru böyle. Ben de arka taraftaydım. Bu ön tarafta da Dilşat vardı. Bu yeğenim. Böyle koyun bir anda burada ön taraf durdu, arka tarafa doğru meledi. Tabii koyun da bizim biraz çoktu yani. 1100 tane falan anaç koyundu. 800 tane falan da kuzu vardı içinde. Bir anda bu üst taraf arkaya dönünce şu arada olanlar birkaç tanesi üst üste düşmeye başladı. Koç düştü, koçu kaldırdım. Sonra arkadakiler bir hücum etti bunların üzerine. Bunlar hasta. Yani böyle. Ya vallahi öyle. İkimiz de orada boğulabilir. Biz o zaman hadi hadi keşke tüm bölük gitseydi, çocuklara bir şey olmasaydı. Evet. Kalp krizi geçirip ölecektik resmen. Yani belki 500 tane koyun da buradan buradan olabilirdi. Çok kötü bir manzara. Başım canını dişine takarcasına gece gündüz korurken biz bir hendekte hepsini mela etti. Anlatacağım. Anlatacağım da burada öldü. Hayat ne kadar kötü bir şey. İnsan yaşadıkça hep kötü şeyler görecek. Sayın bir kuzu. Bayram bir kuzu yaz. Bayram bir kuzu. Ayda kadar üç bayram. Bayrama bir kuzu daha. Tamam. Sayıma bir koyun. Vallahi ben sabaha kadar nöbet tutmuşum, demişim kurt bir tanesini yemesin diye. Bak bir tanesini yemesin diye. Geldik burada. Ağırdan beri koruyun. Bak gör, hakikaten Bayram Memin dediği gibi araba geçer buradan. Böyle. Koyun burada bir anda bir felaket gibi. Ben bir baktım üst üste düşüyor, koş düşmüş suyu. Yetiştim ama yani belki 250-300 tane koyunu böyle tek tek elimle çıkarmışım buradan. Elim kolum artık tutmuyordu. Bir arada ben koyunların altına düştüm. Senin sevdiğin çeşmelerden güzel bir tanesi var önümüzde. O çeşmede bir su içelim o zaman. Bütün Türkiye'nin bütün çeşmelerini tanıttın Sinan abi. Sağ olasın. Senin sayende herkes çeşme yapacak. O isim yazıyor ya orada. İşte falan kesin ayrıntılar. Herkes... Valla Allah razı olsun yapanlardan. Tabii. Çünkü yolcu susuyor. Tabii. Orada tabii, bir serinleme ihtiyacı tabii duyuyor. Çok güzel oluyor valla. Serinliyor, ferahlıyor. İnan ki buradan her bir bardak su içen, bir avuç su içen bir dua edip. Allah razı olsun dese Allah yetiyor değil mi? Epik. Zirveyi çekemiyor, vay be. Şu klimaya. Valla Sinan abi, sen olmasaydın kavuşacağımız yoktu gerçekten. Evet. İşte her şey burada yan yanayız. Yan yanayız, kavuşacağımız yoktu. O gelecek sözde, biz geleceğiz. Yani iki senede bir türlü gelemedik yani. Sinan abi, gidip gelmek de zor iş. Evet. Mesela sen gidip geliyorsun, valla ben bakıyorum yani zor iş. Orada
oradan oraya git, oradan oraya. Şu dönüyor. An kaç kilometre? Bak 2900 kilometre yapmışım. Tabii. Bir de bunun dönüşü var. Evet. Aynen. Bu kadar yoğun, bu kadar emek mesela. Hiç insanların hiç gidemeyeceği, hiç gidip göremeyeceği yerlere sen Boston'la en azından videolarda insanlar görebiliyor yani. Bu da güzel bir şey. Valla gerçekten. Bir güzel bir çeşme var orada şöyle. Buraya her yerler de var. Sinan abi buradan ayılar gece kol geziyor. Yani burada. Yani tabii bu vadide. Buranın ayısı da leşçi bir ay. Hani ottan ziyade biraz daha çok şeyle beslenen yani. Leşle beslenen bir ayı. Çok saldırgan bir ayı yani. Burada mesela bir çobanı öldürmüş. Şu kayalık var hemen. Lan şu kayalıktan çobanı pişirmiş. 20 yıl önce. Burada. Tabii. Adamın iki tane tosununu o yukarıda öldürmüş. Sonra bir gün gelmiş çoban da çifte var böyle. Bir tane ateş ediyor, bir tanesini tutturuyor, bir tanesini tutturamıyor. Ayı bu adamı getiriyor bu kayadan aşağı atıyor. Adam bir ay falan yoğun bakımda kalıyor. Adam bundan sonra vefat ediyor. Abi çeşmeye geçtik şimdi. Çeşmeye geçtik. Tamam açtık. Balta girmemiş ormanlar gibi burada salıyor. Bu ben de bunu ilk defa görüyorum. Bu çeşme mi yapmışlar? Ne yapmışlar? Bu çeşmedir. Ama nereden geliyor? Su buradan geliyor herhalde Erdal. Hı? Su buradan yok, geliyor. Sinan abi ya suyu. Gerçi olabilir. Karşıdan getirmiş olabilirler suyu. Evet. Burada bir suyu. Mangal yapanlar da olmuş. Tabii mangal şey yapıyorlar. Tabii. Ama işin kötü tarafı Sinan abi. Her tarafı çöpe bulayıp gidiyorlar. Baksana şöyle. Yani doğru insanımız söylüyor. Çok duyarsız. Yani şu güzelim şu vadi bile burada gelip kirletip gidiyor. Ben geldim buradan mangalını yaptım. Topla poşetini git. Git yani ne olacak yani. Buyur meşhur abi, çeşmemiz bu burası. Meşhur çeşmemiz bu. Nasıl akıyor baksana abi. Suyu buz gibi. Gittiğiniz yerlerde Erdal'ın da dediği gibi çeşmelerden su içiyoruz. Yapandan gerçekten Allah razı olsun. Çünkü biz yollarda böyle gidiyoruz, evet. Yoruluyoruz. Serinlemek için her zaman bulamıyoruz her yerde su. Evet. Böyle çeşme bulunca saldırıyoruz. Saldırıyoruz. Nasıl koyunlar kuzular suya saldırır ya. Biz de o şekilde. Tamam şunu alsana bir. Evet. Bir saniye. Evet. Ama harbiden buz gibi. Evet. Üçü sütle ediyor. Evet Sinan abi. Evet abi çok güzel. Gördün mü oğlum? Sinan abi şunu alsana bir gördü. Afiyet olsun. Teşekkür ederim abi. Sinan abi burada bitki çeşitleri çok. Şu kelebeği çeker misin bak. Şu kelebeği bir çekelim. Şunu bir çeksene abi. Vallahi gözüküyor mu bilmiyorum. O da ona yetişmekte bastı gitti. Bu su içmek için galiba burada dolanıyor. Çok farklı kelebek türleri var burada. Çok farklı böcek türleri var. Çünkü korunmuş bir bölge. Burayı koruyan yani doğa kendi kendini koruyor burada aslında. Çünkü sarp, ev yok, arazi yok. Yolu görüyorsun çok şükür kötü bir yol. Kimse gelip gidemiyor ve doğa böyle korunaklı bir halde duruyor. Ya doğru görüyorsun diyor çok şükür ki kötü yol kesici. Abi iyi bak kötü yol olmasına rağmen bu kadar çöp atmışlar Sinan abi çekebilir misin Sinan abi şurayı? Bak sigarasından bu kadar kötü var. Yol olmasına rağmen bu kadar kirletilmiş iyi ki iyi bir yol değil. Demek burası çöpten geçilmezdi yani. Doğru söylüyorsun. İnsanımız duyarsız. Buz gibi değil mi İbrahim? Buz gibi. Doğru. Şu kelebek gerçekten büyük. Abi nerede çok soğuk ya. İşte alabilsem çok uzaktalar. Bir de durdukları yerde durmuyorlar. Bak ne yazmışlar? Allah rızası için temiz tutalım. Evet. Allah rızası için temiz tutalım. Valla. Söylerken bile kayayı kirletmiş. Öyle değil mi Sinan abi? Onda da haklısın. Evet, onu yazarken bile kayayı kirletmiş. Onda haklısın. Bizim koyunlar da şu yukarıda hepsi o mırdan. Yakın mı buraya? Tabii yakın oraya da gideriz. Belki ayı mayı da denk gelir. Hadi gidelim mi? Çıkalım mı oraya? Vallahi inşallah gidelim. Oraya bir yukarı doğru bir çıkalım. Drone var mı sende? Var. Var da küçük benimkisi ya. Bizim Mert'inki gibi değil öyle uzak gitmiyor. He küçük müçük artık kaldırırız onu. Oldu o kadar. Bir gidelim oraya o zaman. Çünkü orası da bir ormanlık alan var. Bir baktım denk geldi yani bir vahşi hayvan. Yani. Olabilir yani. Gerçi öğlen sıcaklığı ama gene de olabilir. Hadi gidelim. Bekler misin anamızı? Oo, bizim dediğimiz oyuk mu? Şuraya bak. Gel baksana Sinan abi bu taraftan çek. Buradan. Gel. Erdal burası ne böyle ya? Halen gidiyor. Evet burası. Aslında nerede biliyor musun abi? Dağların temeli demek. Aslında bir binanın temeli var ya.
Şimdi koca dağlar hep bunların üzerine kurulmuş. Şu oya baksana. Burada da şöyle bir oturma. Evet. Geniş, büyük bir yer var. Orası gölgelik, sıcak olur. Şey, serin olur. Serin, çok serin. Serin olur. Şu taraf da öyle. Gel abi. Çok güzel ya. Yolda giderken çekeriz Erdal onu. Kızılcık ağacı, onun reçeli falan çok iyi yapıyormuş. Ne? Kızılcık. Ha. Kızılcık ağaçları. Bizim Karadeniz'de çok var. Çok var, evet. Karadeniz harika ya. Biz de işte böyle ufak bir yıl çok seviyoruz. Karadeniz'de de sizin bu koyunlar olmuyor ama. Olmuyor. Olmuyor. Hastalanıyor. Hastalanıyor. Ondan sonra çok nemden dolayı tırnak, ciğer çok problem yaşıyor. Evet. O yüzden bizim orada Karayaka, evet, diye bir koyun ırkı, evet, var, evet, biraz tüylü. O dayanıyor oraya. O dayanıyor. Evet. Öbür türlü bunlar her olmuyor. Yörede, mesela şimdi her yörede bir hayvan besleniyor ya. Demek ki orası insanlar böyle binlerce yıl boyunca farklı farklı hayvanlar denemişler. Bakmışlar ki olmuyor. Hangisi oluyorsa o orada tutmuş yani. Bir ara bizim buralarda bu dağlarda gidip simental inekler getirdiler. Adamlar öyle bir zarar ettiler ki yani sildiler bir sermayeden. Ne güzel bizim kara inekler falan vardı. Kara sığırdı. Onlar süperdi yani. Gidelim abi oraya. Arabayla gidelim, yanından geçerken çekeriz. Tabii tabii, uzak zaten. Uzak. Gidelim arabayla. Burada da büyük bir uyuk var. İleride. Götürmek ister misin? Şöyle gel abi. Gel. Abi siz arabayı alın, gelin bu tarafa doğru. Hani sen bu şeyi, Anadolu Parsı'nı çok arıyorsun ya. Buralarda vardır. İnan belki. Ya buralardadır ya da Gazman Vadisi'ndedir. Öyle bir söylenti var zaten. Evet. Iğdır Ağrı taraflarında çıktı bence diye. Bence şeydedir. Bence bana sorarsan yani onun barınabileceği bir alan Gazman Vadisi. O da toprak yapsa hep böyle Sinan abi. Ama onu orada görüntülemek çok zor iş yani. Öyle değil mi? Vallahi kısmet. Evet. Bir gün dağ belki denk gelir. Dağ keçileri. Tam onun yiyebileceği, beslenebileceği hayvanlar. Peki bu şeydedir. İşte bu dediğim tam Köse Dağ'ın kısmı. O arka taraf Kazman'la böyle bağlantılı, hep kayalık böyle yani. İnsan pek fazla gidip gelemiyor. Hmm. Tam onun besleneceği alan değil mi? Evet. Ya. Tam onun besleneceği. Belki de Köse Dağ tarafında vardır ama. Dediler zaten, ben öyle söylenti duydum. Evet. Bu taraflarda bir tanesi görüntülenmiş. Bu şeydedir, Köse Dağ tarafındadır bence. Şuraya bir bak abi, gel. Orada bir görüntülen. Eskiden çok daha fazla hayvan türü varmış. Çoğunu insanlar öldürmüş, tüketmiş Sinan abi. Oo, şuradaki ne diyorsun? Tabii, orada yukarıda daha da var. Gel böyle. Geniş uyuklar var. Şuralar. Tabii. İnsanı hayran bırakıyor değil mi abi? Gerçekten öyle. Taşların yapısı falan. Tabii. Gerçekten insanı hayran bırakıyor şöyle. Gölgede kaldı ama tam gözüküyor. Hı. Şunun suyun şırıltısı. Hı. Ayılar, kurtlar, çakallar, çok güzel hayvanlar yaşıyor. Gidelim mi? Gidelim abi. Şu izler hep ayı izleri Sinan abi, görüyor musun? Bak şuradaki. Patikadaki mi? Tabii tabii, mesela şu patikadaki iz olsun, şu karşıdan böyle izler var, görüyor musun? Otların içinde, hmm, ağaçların içinde. Yani buraya mesela koyun muyun gelmemiş şimdi, görüyoruz ya şu yukarıdan inen izler var. Bunlar hepsi ayılar, burada buralarda işte besleniyor, iniyor, çıkıyor, otluyor. Ağaçlardan yiyor. Geliyor buraya, kızılcık yer burada. Tabii. Kızılcık yiyor, erik ağacı var, onları yiyor. Ondan sonra gelir suyunu içiyor. Takılıyor işte orada. Çok güzel bir yer ya. Size şurayı göstereyim. Buraya hayran kalmamak mümkün değil ya. Suyu da derin. Burada yüzülür gerçekten. Erdal'ın dediği gibi. Burada yüzülür. Gençler. Şortlarınızı getirdiniz mi? Valla ben donla bile girdim sen. Valla. Yok abi, her birimiz bir tarafa sırtımıza dönüyoruz. Birbirimize kurur abi. Eskiden Roma hamamları varmış da Sinan abi. Böyle erkekler
İnsanlar çırçıp attı gibi yani onun gibi ya. Bize girer mi abi, bize bakmak zorunda değiliz abi. Yok baksan da ne olacak yani. Kardeş abi kardeş. Bahtı bir şey görmüyorsun yani. Evet. İşin esprisi geçiyor. Şu yol zaten. İşin esprisi bu gerçeği. Ama tabii etrafa dikkatli bakmak da gerekiyor. Şimdi aylar da heyecan heyecana gelir. Onlar da der biz de bu ekibe katıla beraber yüzermiş. Biz tehlikeye bir yer alıyoruz. Bir de biz bu şu şeydi. Festivalimizin öldüğü yer hemen burası. Şu vardı var. Aa o şey. Üst telef oldu ya. Evet. 100 kaç? 100 tane. 110 tanesi. Bu vardı. Gölgelik bir yere al istersen şu gölge var ya. Şu veya ileride burası biraz viraj tehlikeli olabilir. Ben banyo yaptım burada. İnsanın kafasını patlatıyor bu abi. Çok yüksekten vuruyor ya, çok şiddetli. Taş vurmuş gibi oluyor. Şimdi ne oluyor? İbrahim. Orayı bir görelim mi sinan abi? Senin koyunların öldüğü yer. Evet. Gidelim uzak mı? Silah var mı sizde? Yok. Silah yok. Bıçak var mı? Bıçak da yok. Ne var? Hiçbir şey yok. Allah'a emanet gidelim de o. Gel gel. Yok bir şey yok. Koca çantadan ne var? Allah'ım. Abi boş ver ya çantayı. Mikrofon falan bir dünya şey var. Ben sonra da bir şey görmedim. Tamam. Buraya bir şey yapıp tamam. Gel buradan. Patika var, yol var burada. Sesi o kadar uzaktan alamaz. Evet. Lan vallahi ayda olsa çok güzel yer anlasın zaten. Güzel yer. Dedim ne de olsa çok güzel yer. Şu patikalar da hep ayının geldiği yerler. Basıyorum, görüyor musun? Ha, yollar. Ayının kullandığı için. Burada iki tane ayı vardı. Bir tane kara ayı vardı. Orası onun yuvasıydı. Orada kalıyordu. Sinan abi şu karşı tarafta... Sen çok dikkat etmeyen aldı. Sen abi sen de öyle. Ayılar vardı orada. Abi dikkat edin. Ya onu da bozdur. Ben çok ayı ama. Kayıyor. Erdem sen buraya koyunlarla nasıl geldin? Bizim koyunların yönü görüyor musun? Ayılar getirdim. Şeyler getirdim. Sinan abi biz şu üst taraftan geldik, görüyor musun şu karşı tarafı? Evet. Ya geldik, ben şu kayalıkların tam üzerine kadar çıktım. Baktım ki buralar böyle kayalık, meğer şurada yol var. Ben babamı aradım, dedim nereden iniliyor? Babam buraya gelmişti daha önce. Ya dedi ki hemen o dereden yol geçiyor. Ben de biraz acele ettim aslında. İşte biraz koyunlar da ürktü böyle. Bu ottan, bu ağaçlardan. Ürktü. O zaman da tabii yeşil meşil böyle. Sizin dere bu dere mi? Bu dere. Koyunların girdiği telef işte, oldu. Gidelim ama orası bu kadar kötü değil. Hmm. Gel abi orayı gör. Vay be Erdal. Sen harbiden ya. Ölüm kalım savaşı verdim diyordun ya. Hiç sorma abi. Sinan abi gerçekten. Yani ben o ara aklıma geldi, dedim ki. Hani bu anı böyle kaydedeyim. O da. Her saniyede bir koyun kurtarıyordum. Saniyede bir koyun kurtarıyordum. Yani yalansız belki orada 250-300 tane koyunu böyle tek tek kaldırıp kurtardım yani. Yalansız. Yoksa yaklaşık 400 tane gidecek. Tabii 400 tane falan böyle üst üste yıkılmıştı zaten Sinan abi. Yani ben böyle kaldırdım kurtuluyordu. Kaldırdım kurtuluyordu. Ondan sonra ayılar burada cirit atıyordu Sinan abi. Bir gecede tam burada 7-8 tane ayı görüntüledik. Gördük, hatta ayılar bile kavga ediyordu orada. Sen niye çıktın her zaman? Tabi. Tabi. Ne diyorduk? Mesela Sinan abi senin kameran gibi bir kamera olsaydı çok daha yakından görüntülerdim. Sende de drone var şimdi. Drone var, bir de telefonla çekim yapıyorum Sinan abi. Ben biraz daha böyle mobil vaziyetteyim ya abi, hep dağlarda falan. Şimdi senin kamerayı gezdiremem ben. Aynen. He bak ayının pisliği Sinan abi, gel. Of. Biliyor musun? Serkan. Böyle yapalım, varsa bir şey kalksın. Sen abi bir ayı saldırısına uğrasak ne video çıkar ama. Aman. Biz ayı saldırısına uğramayalım da çıkmasın. Gördün mü pisliği? O ayı pisliği. Evet. He?
Erlik bol he. Buralarda dolu var. Ay bak burada da aynısını yapmış. Ayı vahşi doğada gördüm en rahat hayvan. O kadar rahat, o kadar geniş takılıyor ki. Evde Allah'a tepe çıkıyoruz mu acaba? Abi biraz var. Biraz? Şu ağacın üst tarafı var ya. Ana ağam yanmışız herhalde. Gel abi gel gel. İnmez. Beni kucağında taşırsın. Sinan abi güzel olan ne biliyor musun? İnmesi çok kolay. Sinan abi sigara kullanıyorsun. Sigara kullanıyorum. Peki bir de sigarayı bırak. Gel abi gel gel gel. O bu ne? Daha bizim yaylanın yolu. Oradan ta o dağa çıkmak. Ayağım ayıyor. Bu patikayı hep ayı kullanıyor biliyor musun İbrahim? Tabi tabi. Yoksa kimse yok zaten burada. Biz burada gerçek bir survivor yaşadık Sinan abi, inan ki. Şu bir koyunun kafası görüyor musun abi? Şurada. Şurada. Senin koyun mu bu? Serkan. 543 bizim küp, bizim evin küpe numarası. Gel abi. Gel. Koyunun kafası, değil mi? Evet, yine koyunun kafası. Gel abi. Abi dere mi? Bu dere Sinan abi. Bak şurasıydı. Bak görüyor musun? Bu koyunların kemikleri. Ayı böyle getiriyordu. Burada yiyordu işte. Biz mesela tam şu ben şuraya kadar geliyordum. Şu kayalıklara kadar izliyordum böyle. O getiriyordu burada yiyordu. Artık bıkmıştım onları izlemekten. Şurada görüyor musun? Hep çıkarmış burada yiyordu. Gel abi. Senin kaldığın yerde burası. Benim kaldığım yerde hemen şu üst tarafta böyle taşlık bir yer var ya. He orası. Onun alt tarafında. Gece orada kalıyorduk. Ve şuradan oldu Sinan abi. Tam şurası var ya. Geldik. Tam buradan geçeceğiz koyunu. Aynı böyle açık bir alan. Serkan. Şuradan geldik abi. Buradan suya inecektik. Biliyor musun? Şurada şimdi burası kötü. Ama şu üst tarafa çıktı mı biraz daha rahat yolu. Koyunun yarısı geçti bu tarafa doğru böyle. Ben de arka taraftaydım. Bu ön tarafta da Dilşat vardı. Bu yeğenim. Böyle koyun bir anda burada ön taraf durdu, arka tarafa doğru meledi. Tabii koyun da bizim biraz çoktu yani. 1100 tane falan anaç koyundu. 800 tane falan da kuzu vardı içinde. Ve bir anda bu üst taraf arkaya dönünce şu arada olanlar birkaç tanesi üst üste düşmeye başladı. Koç düştü, koçu kaldırdım. Sonra arkadakiler bir hücum etti bunların üzerine. Yani böyle hani hücum et desem öyle edemezler hücum. Ve bayağı bir düştü. Hatta ben de Dilşat, ikimiz de bir ara Dilşat böyle bir göğsünü falan tuttu. Ben dedi kalbim duracak dedi. Ben de bir arada kaldım böyle. Ayağım arada kaldı. Bu sefer koyunlar benim üzerime de atlıyor. Çekildim böyle kenara. Böyle bir nefes aldım. Baktım koyunların hepsi can veriyor. Tekrar saldırdım. Orada 400-500 tane koyun üst üste düşmüştü Sinan abi. Yani böyle var ya hayvan ölüyor. Şu taş gibi olmuş. Şu taş gibi kıpırdayamıyor. Ben böyle kaldırıyorum. Şuraya koyuyorum. Koşup gidiyor. Böyle acayip bir hayvan koyun. Birbirlerini ezdiler. Birbirlerini ezdiler işte burada. 110 tanesi tam burada işte telef oldu. Koyun çok berbat bir hayvan. Koyun evet. Bir tanesi atladı mı? Hepsi peş peşe atlıyor. Evet. Gelir evet. Atla daha durmaz. Yani burası da biraz böyle sert bir arazi. Öyle şey evet. Bir rahat bir arazi değil. Normalde mesela biraz rahat bir arazi olsaydı iki defa böyle o bağırmamla o montumu çıkarıp sallamamla falan çok rahatlıkla şey olurdu. Koyunlar ikiye ayrılırdı ve o kadar telef olmazdı. En sen yine 300 taneyi kurtarmışsın. Tabii abi inan ki orada belki 300 tane koyunu falan böyle ben kurtardım yani. Ben de o çocuk da artık gücü tükendi bir ara. Ben birkaç gün bu parmak uçlarım tutmuyordu böyle artık bir şey. Hiçbir şey bir değnek bile tutamıyordum. Böyle başımıza bir olay geldi. Oluyor Sinan abi artık ne yapacak? Şurası hafif yokuş iniyor hafif yokuş, buradan yani çıkıyor. Yani karşıdan geldi hafif yokuş buradan çıkacak. İşte gidecek. Olmadı. Nasıl? Siz yukarıdaydınız. Evet. Yukarıdan buraya geliyordunuz. Ondan sonra ayılar bir sürü ayı geliyordu buraya. Bizim köpekler değil mi? Sonra evet hala sonra pisliği var bak. Mesela biz şimdi şey saatlerinde gelsek buraya. Sabaha karşı yani şafak sökmeden önce gelsek. Şöyle bir noktada kurulsak. Böyle bir noktada kurulsak. Biz burada yani ayıyı kesinlikle görüntüleriz. Kurt gelmişti ya ben şuradaydım. Şu
Şey ağacı var ya, armut ağacı. Armut ağacının oradaydım. Bir baktım şurada bir tane beyaz bir şey, böyle köpeğe benzeyen bir şey geldi leşlerin üzerine. Bizim bir tane enik var, bozgör. Ben dedim bu bozgördür dedim, gitmiş şeyin üzerine, leşlerin üzerine. Sonra bir yukarı baktım, baktım ki bozgör şu ağaçların orada. Kurt gelmiş, kurt, ayılar. İki tane ayı burada kavga ediyor, köpekler ayıları kovalıyor falan. Allah Allah, çekebildin mi? Çekebildin çek, mi? Gece görüntüsü. Yani böyle tam net değil yani, gece tam belli olmuyor. Bu hayvanlar da gece böyle rahat hareket edebiliyor. Gündüz şu karşıda bir ayı, bir tane ayı belki bir saat, iki saat boyunca sürekli kovalıyordu. Şu karşıdaki ağaçlar var ya Sinan abi. Evet. Şu anda mesela şu ağaçların içinde iyi bir tarama yapılsa ayı direkt kalkar yani. Şu ormanın içinde 2-3 tanesi kalıyor bu kavak ormanın içinde. Kavak var bu derede. Gece bizim yaylaya kadar geliyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Bir şey değil mi? Buyur. Bak şu kayanın oradan az önce bir şey çıktı. Vallahi. İki şeyin arasında bak, kayalıklar var ya. Evet, sen ben az önce bakıyordum. Oturtuyordun hayvana. Bak Eder abi, şura bak. Evet evet. Sağdaki kaya değil, soldaki evet, evet. Oraya doğru çıkıyor. Olabilir. Arkaya mı döndü? He. Kahverengi bir şeydi. Ha, vurmuydu, ayı mıydı, başka bir şey miydi bilmiyorum. Arka tarafı açtı. He, evet. Öyle gitti arkaya doğru. Ha, bunlar evet, evet, tamam, arkasında ne var abi? Evet evet. Şurada kayalıklar. Biz buraya tekrar ineceğiz. Bir 15-20 gün sonra tekrar buraya geleceğiz. Dikkat et. Vallahi bu sefer buna dikkat edeceğiz. Vallahi. Vallahi su. Ya koyun oldu mu şey olmuyor. Buzular çok koyunlara engel. Abi senin işin zor ama ta Iğdır'dan buraya gel. İnan ki abi biz zaten nasıl oldu biliyor musun Sinan? Bir ay sürdü. Bir ay sürdü. O bir ayın yorgunluğu, bitkinliği. Geldik bir arkadaşımız yolda eşi hastalandı gitti. İkincisi geldi yolda cezası vardı, tutuklandı. Benle kaldık, benle o çocuk kaldık. İkimiz geldik buraya. Ben de açgözlülük yaptım yani. Ben sonra özelleştirme çok yaptım. Çünkü yayla yukarısı iyiydi. Ben hızlıca hemen buraya indim. Ya hele bir bekle, hele o içerideki arkadaşım bir çıksın. Zaten bir iki günlüğüne gitmiş. Ondan sonra diğer arkadaşın gelsin. Sen bir ay boyunca yol gelmişsin. Hele bir iki gün dinlen. Bir hayvanlar bir dinlensin. Ondan sonra hızlı acele ettim ben. Çok acele ettim. İşte onun da bedelini böyle ödedik işte. Vallahi geçmiş olsun. Allah bir daha Allah, göstermesin. Amin abi. Amin. Tüm Türkiye olarak vallahi bu olaya çok üzüldük Allah zaten. Seni abi. İzledik. Allah razı olsun. Senle beraber biz de ağladık. Hele o gözyaşların var ya. Vallahi çok üzüldüm ben. Hepimizi duygulandırdı açıkçası. Topluyorsunuz burada zaten. Evet. O dayılar gelmiş yardım ediyor. Sabah saat 7'ydi. Ben o hayvanların böyle ölmesine çok üzüldüm biliyor musun Sinan abi? Yani o kadar mücadele et, kar, fırtına, dağda, boranda, şeyde o ölüm kalım mücadelesi ver, gel buraya. Artık yaz mevsimi, her taraf ot, her taraf havalar güzel. Tam rahata ermişken. Bir de o canlar böyle öldü ya, böyle kurtaramıyorsun onu. Mesela gözümün önünde böyle ölüyor, ben çekiyorum, çıkmıyor böyle üst üste. Çıkarabildiğim kurtuluyor gidiyor, diğeri böyle gözümün önünde ölüyor. O beni çok üzüyor. Hatta bir inan ki bir hafta boyunca ben onun kendine gelemedim, çıkamadım yani. Bak şu ezilen yerler, videoda senin evet. İşte abilerimizin koyunları, kuzuları saydığı yerler değil mi? Evet evet evet, tam burası. Evet. Onların saydığı yerler. Şu yerde de otlar ezilmiş, koyunları evet. Saydığı yerler. Tabi tabi. Şey olmuş, ay. Büyük bir ihtimalle var ya, mesela sürü geçerken önden bir defa büyük bir ihtimalle korkmuştur. Korkmasının sebebinden dolayı bu taraf. Ya sadece durdu. Evet. Erdal acaba önlerine bir şey mi çıktı ayı falan? Sinan abi yok, ayı mayı hiçbir şey yoktu. Zaten gündüz gözüydü böyle sabah. Yerini becermemiştir mesela. Heh. Biz normalde öyle yaparız. Hani böyle vadilerden geçtiğimiz zaman hani keçi olur ya da birkaç tane koyunu önüne alırsın. Hızlıca onu geçirirsin. Geçirir, diğer peş peşe gelir. Yüzde evet. Yakmaması için evet. Biliyor musun? Mesela böyle dar alanlarda. Ya da ya mesela biz, o çok gençmiş, becermemiştir yani önünü çekmiştir. Ya çocuk zaten ne yaptı? Çocuk bir anda durdu burada. Koyunlar çocuğa baktılar, durdular. Orta taraf düşmeye başladı. İşte. Mesela normalde o biraz tecrübeli olsaydı ben de arka tarafı o taraftan getirdim. O gece de sabaha kadar uyuyamadım burada. Koyun bir türlü bırakmadı uyuyan. Hep gece kalkıyordu. Ben de diyordum kurt murt gelir bir tane yer, bir tane yemesin diye. Sabaha kadar ben nöbet tuttum. Sabah da uyandım abi. İnan ki hani bazı şeyler olacak ya. Hani diyor, hissediyorsun sanki. He, bir sıkıntı bir var içinde. Bir tane adam sabah kalkıp gitmiş böyle bir aşı varmış. Değirmen aşı. Açıyor bakıyor ki taş tersine dönüyor. Adam kapatmış, kilitlemiş. Yani hanım demiş niye çalıştırmıyorsun? Taş tersine de olsa şey olur yani sonuçta iş yapıyor. Hayır demiş. Bu işte bir terslik var. Eğer bir benim değirmen taşım tersine dönüyorsa demek ki bütün işler tersine gidecek ve elini ayağını çekiyor işler düzelene kadar. O gece sabaha kadar hayvan durmadı. Sabah da kaldırdım böyle bir güzel doyurdum, götürdüm. İnan ki abi böyle yarım çayım yarım böyle
Koyunlar gene durmadı, gene kalkmaya başladılar. Ya ben dedim bu niye durmuyor? Ben bunu götüreyim suvarayım herhalde dedim. Susuz diye durmuyor. Getirdim burada işte. Böyle üstte işte. Hayvanlar da uykusuzdu. Bir de toktular. Koyun da çok pis bir hayvan. Mesela köpek, at, inek, minek asla öyle bir davranış yapmaz. Abi görüyoruz düşmüşsün ya. Senin üzerine atlıyor. Senin üstünden atlıyor. Üstüne atlıyor. Geçecek. Ya, geçecek. Boğulacağını da bilse bak boğulacağını da bilse. Yine atlar. Ön taraftan bir tanesi atladı mı? Bak o iki tane şey var dünyada herhalde büyük ihtimalle. Bir koyun, bir de o belgesellerde antilop olur ya. Evet, o da antilop. Öyle salak bir hayvan aslında baktığın zaman. Sürü psikolojisi diyorlar ya. Sürü psikolojisi. Aynen. Sürü psikolojisi. Tabii. Sürü birbirinden ayrılmıyor yani. Yani koyun da öyle. Artık yani dur ben araya gireyim de burayı bu şekilde çevireyim. Çevireme. 10 kişi olacak. 10 kişi olacak. Yani bir kişi bu taraftan gidip durduracak. Ondan sonra çevirebilirsin. Yani bu büyük kişiyle olacak bir şey değil. Yani hani dur bir yani onda o da yok. Ya işte ya bizim arkadaşlarımız boğuluyor da biz dönerim de onlar ezdirmesin gibi yüz yerine basıp geçecek abi. Tabii. Yani ezip geçecek kötü abi. Bir olaydı. Yani ben burada o yaşadığım şoku yani ya, ilk kez geliyor değil mi böyle bir ilk şey başına? İlk kez başıma geldi böyle bir şey. Daha önce mesela bizim çobanların başına gelmiş böyle şeyler. Daha da işte gece olmuş. Ondan sonra kurt ürküntüsünden olmuş. Silah ürküntüsünden olmuş. Çok yaşanıyor. Çünkü bizim buralar biraz sarp araziler biliyorsun abi. Yaşanmış böyle olaylar ama ben başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Ben diyordum ya ben çok tecrübeliyim, ben izin vermem buna. Ama demek ki nasipten çıkınca oluyor Sinan abi. İyi gibi gözüküyor aslında çok berbat evet bir yer. Ya şurası şöyle çıkıyor. Şu kısım kötü. Giriş çıkış. Burada daralıyor ya biraz hayvan. İyi gibi gözüküyor aslında çok berbat bir yer. Evet. Şimdi böyle bir mevkide keçi desen, evet. Keçi olsa. Keçi rahat olur. Süper bir yer dersin. Ya dersin ki tam keçinin geçeceği yoldur ama koyun öyle değil ya, abi. Ya inan ki ben, biz koyun mesela yollarda geliyorduk ya göç yollarında. Vallahi öyle yerlerden geçiyorduk. Burası onun yanında asfalt. Hiçbir yani, şey değil mi? Tabii canım. Ya tecrübe biraz o arkadaşlarımın ikisi de gidince ben de o çocuk kaldı. Ben de uykusuzdum. Ben koyun önünde olsaydım bırakmazdım. Yani ön tarafın akmamasından dolayı bu iş oldu. Ön taraf akmadı, orta kısım birbirinin ön üzerine. Ön tarafın akmamasından mı oluyor? Aklına gelmeyecek bir şey değil mi? Kurttan hiç. Korkarsın. Ben kurttan. Ayıdan korkarsın. Yani. Kurt girer işte evet, telef eder evet, diye. Evet, evet. Ondan korkarsın ama bu hiç insanın aklına hiç gelmez. Hiç insanın aklına gelmez. Vallahi aklına gelmeyecek bir şey olmuş. Hayvancılıkta çok bizim büyük riskler var işte böyle abi. Sigortası da işte kimisinin vardı kimisinin yoktu. Sigortası bizim 30 tane sigortalıydı 6 tanesini verdiler. 6 tanesini mi? Niye? Sebep? Ne bileyim raporda burada birinci gün tespit ettiler 6-7 tane. İkinci gün raporunu kabul etmemişlerdi. Ha, ikinci günkini kabul etmediler. Evet, kabul etmemişlerdi. Gelsin ilk gün gelseymiş o zaman da. İşte geldiler biz çıkaramadık hayvanları. He. Biz bıkmıştık abi, artık. Yoruldunuz. Abi ölmüştük. 150-100 tane hayvanın şuradan üst üste düştüğünü düşünsene abi hangisini bir de Sinan abi zayıf koyunlar değil en etli koyunlardı. En güçlü, en etli, en kilolu. Öyle kuzu vardı ki erkek kuzu biz iki kişi yerden kaldıramıyorduk yani. En güçlüler böyle hani nasıl biz şimdi üçümüz düşelim bir yere sen ölürsün orada. Hani ben zaten gibi olmasın. Mor koyunda gerçekten. En etlisi gider diyorsun ha. Mor koyun arka evet. arka taraf o yağ tarafı çok ağır olduğu zaman hareket edemiyor. Bir takla attı mı artık yani hiçbir şey yoksa da kendini düzeltemiyor. Evet. Yani o kuyruk yüzünden hafif ters düştü mü kendini düzeltemiyor. Ben sizinle bizden de dikkat edin kendine. Vallahi oluyor kilo insan düşmanı. Gidelim abi. Gidelim. Evet. Böyle bir yer işte abi. Kardeşim tekrardan geçmiş olsun valla. Allah bir daha yaşatmasın. Allah razı olsun yani abi. Hani bazen videodan bakıyorsun yani belki düz gözüküyor şey. Yok. Gerçekten hiç. Abi çok çetin yerler. Çok çetin yer. Ben kendi bu kadar beklemiyordum. Vallahi bile. Vallahi bile takip ettim. Evet. Çok çetin yer. Görüşüyoruz ama bu kadar çetin olacağını düşünmemiştim abi. Yani böyle yerleri ben şöyle biliyorum. Hep keçi otlatma yerinde de Erdar getirmiş mor koyunu burada otlatıyor. Ne yapalım? Biraz mecburiyetten bizim şartlar böyle. Hele yani Kazma gerçekten tarafına gitsen oraları görsen. İnsanın aklı duruyor. Gerçekten zor ama. Şimdi Sinan abi işte aylar burada kol geziyor bu mevsimde. Aynen. Biz de yaklaşık bir 20 gün sonra buraya ineceğiz. İndiğimizde muhtemelen çok karşılaşacağız aylarla. Hele bir de geçen sene çünkü bizim köylüler şu karşıyı kiralamışlardı. Serkan. Biliyordu bir tane boz ayı vardı. Köpek müpek hiçbir şey dinlemiyor. 20 günde 20 tane koyunlarını yemişti. Diyordu çoban diyor her gece geliyor. Diyor biz koyunu onun korkusundan karanlık çöktü ya yataktan çıkaramıyorduk. Diyor böyle geliyor bir tanesini tutuyor. Diyor köpekler saldırıyor. Köpeğe böyle böyle pençe atıyor. Ondan sonra alıp götürüp yiyor. Her gece. Şu karşıda. Buranın ayısı da biraz böyle
saldırgan. Etçil. Çok etçil, çok. Etçil olduğundan biraz daha fazla saldırgan oluyor. Çok saldırgan. Şuralar hep onun yerleri, görüyor musun? Hep o otları ezmiş. Çok. Erdal, videonun başında biz orayı kaydettik mi bilmiyorum. Sizde silah var mı? Yok. Bıçak var mı? Yok. Artık abi, farklı bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Erdal, kusura bakma abi, biz şiddet karşısıyız, o iş. Abi şiddet karşısında olabilirsin ama kendini savunmak zor. Şimdi Allah korusun, geldin burada, ayı burada uyuyor. Kafa kafaya denk geldin. O hayvandan sen kurtulamazsın. İşte biz şiddet karşısıyız ama adam bilmiyor ne kadar o artık, hani o da o dinler mi bizi? Şiddet karşıtı mı? Ayıya da sormak lazım. O da o şekil bakıyor mu bilmiyorum. Tek bir yolu var onun kurtulmanın. Evet evet. Neyi? En etlimizi vereceğiz ayıya. Ya, beni öne atacaksınız. Abi diyor, ayıdan kurtulmanın yolu var, bir tane yolu. Arkadaşını geçeceksin. Onu geçemiyor. Beni herkes geçer o zaman abi. En arkada ben kalırım. Dedim ya, en ette kalır arkada. Evet. Ama biz de onunla anlaşma yaparız. Yani diyeceksin kardeş, yapılacak bir şey yok, biliyorsun benim durumum ortada. Ben hiçbir şekilde kaçma fırsatım yok artık, yani senin safına kalmış bir şey. Yani ya evet, affedeceksin, ben özür dileyip gideceğim ya da artık mücadele gibi başlayacağız yani. İkinci bir yolu var Sinan abi. Ayıdan kurtulmanın bir yolu var. Bunu bir arkadaşım söyledi bana. Eğer vahşi doğada böyle bir ayıyla bir anda kafa kafaya gelirsen, şu ellerini ters kelepçe şeklinde yapıp 100 koyun yatacaksın. O ayıya itaat ettin, onun üstünlüğünü kabul ettiğin olacak. Ayı seni koklayabilir, üzerine çıkabilir. Ama sen sesini çıkarmayacaksın. Bunu ilk defa duydum. Normalde hiç, şey set, bağır derler, yok, kaçır. Tamam abi. Şey, kurttan, uzak olursa, mesela şu karşıda ya, burada bağır, ses et. Ama böyle kafa kafaya denk geldin, artık bağırma bu iş ya. Özellikle senin dediğin olayı ölü taklidi derler. Ölü taklidi yapma derler. Neden? Ayıda şu hareket varmış, gelir. Senin nefesini dinler veya koklar, yaşıyor musun diye. Bir de anlamak için senin üzerine şu şekilde baskı ağzı aynen, dizleriyle vururmuş. O zaman vurduğu zaman senin kemiklerini çatır çutur çutur kırar derler, aynen, tamam mı? Aynen. O yüzden o senin anlattığını bilmiyorum. Anlatan bu profesyoneller biraz farklı, evet, anlatıyor. Buna da teslim oluyorsun bu hayvana. Teslim, itaat ediyorsun. Tabii itaat ediyorsun. Artık ki, ne yapacaksan yap kardeş. Ne yapacaksan yap. Ben en iyisi ne yapayım biliyor musun İbrahim? Ya diyeyim, 3 tane çocuk var. Birisi 2,5 aylık, evet, birisi 1,5 yaşında, öbürü kız daha 7 yaşında. Çoluğum çocuğum var, Allah aşkına git yoluna. Dinlerse dinler. Ama Sinan abi, benim bu dediğim profesyonel böyle. Gerçekten profesyonel insanlar. Böyle yılanlarla, ayılarla, kurtlarla çalışan insanlar. Hani bu yani dediği ki şey, böyle aranızda birkaç metre varsa bile. Çok yakınsa. 10 metre bile varsa bağır. Uzaklaş, evet, kaçmaya çalış. Ama baktın ki böyle kafa kafaya denk geldin ve hayvan saldıracak, orada şey yapacaksın artık. Orada artık itaat edeceksin. İtaat edeceksin ona. Yani onun o bölgedeki üstünlüğünü kabul edeceksin. Ayı seni yemek için sana saldırmıyor. Ayı o bölgede seni tehdit olarak algıladığı için, kendine bölgesini tehdit ettiğin için sana saldırıyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Ya da yavrusu vardır. Tabii. Denk gelirse. Bir tehditsin. Sonuçta bir tehditsin sen orada. İnsan evine giren yılanı niye öldürüyor? Diyorsun işte çocuğuma vuracak, eşime vuracak ya da bana vuracak diye öldürüyorsun. İşte o da onun gibi düşünüyor. Tehdit oluşturuyorsun. Hadi gidelim, gidelim hadi yavaş. Evet. Bu ağaç da şeydir. Deniyor mu? Diyoruz biz buna. Bunun değnekleri çok güzel oluyor. Yenir mi şeyi, yok? Yok, yenilmez. Yemişi yenilmez. Şu erikten bari alayım nefes nefeseyken. İlk düşündüğüm nefes almaktı. Nefes. Şimdi... O eriğin tadına bakarım. Şuradan patikadan inerim de abi. Patikadan buradan geldik. Tabii yukarı doğru çıktıkça dikleşiyor abi. Yok yok, buradan çıktık. Ayak izlerimiz burada abi. Bir gece bizim köpekler bir ayı, tam şu kayalık var ya, Sivri kayalık. Oraya sıkıştırdı ayıyı. Şimdi bütün köpekler etrafını sardılar. Hayvan da kaçacak bir yer bulamadı. Ve geldi dimdik o kayanın üzerine düştü. Dimdik kayanın üzerinde durduk, köpekler sağdan soldan saldırınca biz de üzerine doğru gittik. Aslında bizim amacımız görüntüyü almaktı. Ya çok yakından bir görüntü almaktı. Hayvan bizi görünce Sinan abi şu kayalıktan atladı. Kurt. Yo ayı. Ayı. Şuradan atladı. Ben dedim eyvah dedim, o hayvan öldü artık. İndik aşağı, baktım buradan inmiş, buradan kaçıyor. Çok sağlam bir hayvan yani, o kadar. Orası var kaç metre? 5 metre falan var mı? 5 metre rahat var. Bir evet, de kayalık artık, o kendini ayarladı mı, nasıl yaptıysa hiçbir şey de olmadı yani. Böyle sonra kaçtı gitti. Güçlü hayvan yani, abi. Çok güçlü hayvan abi. Ayı yani insan böyle tahmin ettiği gibi değil yani, böyle insanla karşılaşsın, o pençeleri, o dişleri, o gücü, o kolları böyle. Bir tane vurdum adamı felç eder, tek bir darbeyle felç eder insanı. Ayı pençesi var bizde. Evet. Şu kadar neredeyse. Tabii şöyle bir. Değil mi? Ben de var. Şu kadar var. Evet. Ya. Yani ayı dişi.
ayı dişi de kurt dişi, ayı dişi. Yani millet diyor ya işte köpek niye ayıya saldıramıyor, niye işte ayı tutamıyor. Ulan o ayı, o köpeğin kafası köpek kadar, köpek nasıl ayıya saldırsın? O bize mesela videolarda falan var. Ya ayı hasta bir ayıdır, ya ayı yaralı bir ayıdır. Ya da çok böyle insanlar onu yormuş. Sonuçta o videolarda gördüğümüz bir dakikalık bir kısım, bir 30 saniyelik kısım. Ondan öncesini bilmiyoruz, sonrasını bilmiyoruz. Ama her köpek öyle, ona da tamam köpek girişiyor ama o köpeğe bir tane vurdu mu, akıllı köpek oldu mu girişmez ona. Bıçak gibi keser pençeleri. Tabii. Mesela bizim köpeğe bir tane vurmuştu. İlk bizim köpek acemiydi burada. Karşılaştığı zaman o hırçı. Bir vurmuştu. Şu ön kolu buradan buraya kadar yırtmıştı. İlk o darbeyle kurtulmuştu yani. Bu şey yapıyordu. İlk böyle cendeklerin üzerinde duruyor. Bir de sürünün lideri ya. Bütün alanı korumaya alıyordu. Ayı direkt vurduğu gibi. Senin sürünün lideri. Köpekten iyiydi. Hırçı. Lider, hırçı. Hırçı. Ayı ona ders vermişti. Kim hırçı diye. Hırçı. Kim Türkçe. Ayı? Sen mi ayı, ben mi ayı değil mi? Hangimiz ayı? Ayı demek. Sen mi ayısın, ben mi ayıyım? Göstermişti ona. Ondan sonra ayılar görüyor, direkt yukarı kaçıyordu. Gel abi. Ver elini, ver, ver. Tamam tamam, kaymıyor abi. Ya olsun lan, kameram kırılır, Allah korusun. Vallahi. Kamera biraz büyük. Evet. Büyük olduğu için sıkıntı oluyor. Eyvallah abi. Bir tane yeter, dişler. Açık şu an. Tamam. Kameranın büyük olması sıkıntı. Ama abi iyi görüntüler alıyor. Bak görüntü. Mecbur artık. Kaliteyi arttırmak lazım. Yani mecburen. Evet. İzleyiciye işte. böyle video veremezsin ki. Kapatacak, senin 500 bin abonen var. Kapatacak diyecek, gitişine yani. İşte annemin hastalığında ben bayağı evet, bir boşluk verdim. Evet, evet. Erdal. Allah rahmet. Biliyorsun da sen de biliyorum. Beni aradın ya. Biliyorum seni. Allah razı olsun. Konuştum biliyorum. Seninle. Evet. O dönem bir şey yapamadım. Hiçbir şey çekemedim. Evet. O dönem kanal boşlandı. Ağzına evet. Düşüyorduk. Aynen evet. Abi ama o sonuçta oradaki en önemli şey insan ailesidir. Tabii. Annesine. Aynen. Bak şimdi videolar, her şey yerine gelir. Hepsi yerine gelir ama o annene mesela o yapamayacağın o evlatlık görevi bir daha yerine gelmez. Geri gelmez yani. Helal olsun sana. Vallahi Sinan abi, ben mesela o zaman böyle annemgile de anlattım. Dedim Sinan abi, dedim böyle annesi, dedim baya bir hani hasta yatalak, bakıma muhtaç, dedim Sinan abi annesine bakıyor işte. Annesi onun yanında. Annem diyordu Allah razı olsun ondan. Allah tuttuğunu altın etsin. Herkese öyle hayırlı evlat nasip etsin. Ben bazen şakalaşıyorum anneme. Diyor ben öyle olsam beni atarsın çöpe diyor. Senin izninle evet. Sen bu laf açılmışken ben de hanıma teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun ondan. Evet. Ben baktım tabii, benden çok da hanım baktı. Evet, Allah razı benim olsun. Benim hanım sihirli. Yani. Evet. Doğuludur. Vallahi şöyle söyleyeyim. Allah bana sevdiği kuluymuşum. Evet. Öyle bir eş nasip etmiş. Tabii. Valla siz de maşallah deyin, nazar da değmesin. Evet, bazen de böyle diyorum, maşallah. Nazar diyecek de korkuyorum. Aslında hanımım çok iyi, Allah razı olsun onlar. Ondan binlerce kez razı olsun. Sinan abi şöyle, aslında o insanlık görevi. Evet. Biz biraz o insanlığımızı yitirdiğimiz için bize hani bunlar çok özverili hareketlermiş gibi geliyor. Aslında o bütün insanların görevi. Nasıl biz bebektik, anne babamız bize baktılar, büyüttüler. Biz de büyüdüğümüzde onlara bakmalıyız yani. Artık yani düşünsene. İnşallah ben anama babama baktım. Anama da baktım, babama da baktım. Evet. İnşallah benim i̇nşallah evlatlarım bana da baktı. İnşallah bakmak zorunda kalmazlar. Ya inşallah bakmak zorunda kalmazlar ama zorunda kalsalar da inşallah bakarlar. İnşallah bakarlar tabii abi. Ya sen bakmasaydın da sanki ortalıkta mı kalacak? Devlet alacaktı, bakacaktı da vallahi bütün ihtiyaçlarını da karşılayacaktı. Ama olan Allah senin... düşünmesin oralar abi. Ha, abi olan senin... Bir evlat gibi olur mu ya? Tabii. Olan senin vicdanına olurdu. Şu karşıda ayılar çok var Sinan abi. Şu karşı taraf var ya. Şu ağaçların içinde hele bir tane siyah ayı var. Şu ortada bir tane büyük ağaç var ya Sinan abi. Şey İbrahim. İbrahim. Gel gel Serkan. Şu ortada bir tane büyük ağaç var ya, onu çekebilir misin abi? Bakayım abi. Yaklaştır abi, tam ortadaki. Evet. Büyük yer. Sol tarafa doğru onu mu? Evet, sol tarafa doğru olan. Şu ortada. O bir tane siyah ayı var. Orası onun mekanı. Her sabah ben görüyordum. Sabah böyle şafak sökmeden önce ben kalkıyordum. Diyordum özellikle takip edeyim ayılar nereye gidiyor. O geliyordu, şu taşlardan iniyordu. Gidip o ağacın altında yatıyordu. Akşam karanlık çökmek üzereyken şu karşı patikadan inip geliyordu. Artık kahveye giden gibi geliyor. Kahveye gider gibi geliyorlardı Sinan abi. Bir de elimizi yüzümüzü yıkayalım değil evet, mi? Evet evet. Gel. Gel. Yorulduk, elimizi yüzümüzü evet. Yıkayalım. Yok.
Cebine koy yeriz, arabaya koyarız. Ya da şey yaparız. Oo. Şu gidelim, karşıda bir içme suyu var, oradan su içeriz. Bu içme suyu değil çünkü bu köyün oradan geliyor ya, hani ne olur ne olmaz. Nerede yıkayalım, burada mı? İstersen burada yıkayalım, gidelim orada da yıkayalım. Burada. He. Ben bir orayı kontrol edeyim, bakayım geç. İçme suyu var mı? Tamam. İçme suyu. Bir su, yüzümüzü yıkayalım şurada. Yüzünü yıkarken şöyle ayrı. Dur, Erdal'ı Erdal'a. Köprüden geçerken. Köprüde arası boşluk, tehlikeli yine. Aynen. Su da buz gibi ha. Ay. İleride çeşme var abi, orada su içeriz. Tamam. İbrahim'e bak. İbrahim nereye? İbrahim dağ keçisi gibi. Vallahi. Ben de bir tane elimi izleyeyim. Top mu? Top atmıştı. Ama dediği gibi çevre çok aylar iyi. Herhalde oynuyormuş büyük ihtimalle Sinan abi. Şimdi kaybettiler. Olmazsa Erdal çorbanı gittiler. Şimdi Erdal dur bir saniye. Şimdi Erdal'ın aklına fikir geldi. Evet. Biz yukarıya çıkmıştık. Aşağı indik ama tekrardan çıkış yapacağız. Şimdi bu kadar oraya bahsedince, şimdi bir şeyin hani diyor göz görmeyince gönül ikrar vermiyor ya. İlla ki bir görüntü ortaya koymak lazım. Ben de bunun adına Sinan abiye dedim ki madem ki bu kadar yol gelmişsin, foto kapanların var hazır, onları kuralım oraya. Çünkü orada kemik var, leş var, koku var. İlla ki bir vahşi hayvan, hani ayı, kurt bir şey gelip oraya geleceğini tahmin ediyorum. İnşallah sen de şansına gelir. İnşallah. Bir gece ama evet, inşallah. Bir gece ama inşallah olur. İnşallah gelir. Hadi gidelim. Hadi bakalım.